İşaratul İcaz Bakara Suresi 3. ayetin tefsirinde geçen Zekat İslam'ın kantarası yani köprüsüdür vecizesini izah eder misiniz? Evet. Şimdi zekata baktığımız vakit bunu bir sosyolojik açıdan değerlendirirsek dünya tarihini bir gözden geçirelim. Maziye gidelim bir analizini yapalım. Zekat kadar hem minnetsiz hem insanlar birbirlerine yaklaştıracak bir yardım müessesesi bulamazsınız. Kardeş bile bir kardeşe zekat adı altında değilse bir bağış, yardım, bir destek tarzında bir şey verdiği vakit hister bakıyorsa oynayabiliyor. Ama zekatta böyle bir şey mümkün değil. Niye? Çünkü zekatta ben Allah'ın vergisini, bu ifade özellikle kullanıyorum. Allah'a vermem, gereken vergiyi Allah'ın razı olduğu bir yere veriyorum. Allah'ın buraya verin dediği bir yere veriyorum. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıftır. İşte garipler, fakirler, miskinler, yolda kalanlar, ondan sonra Allah yolunda mücadele edenler gibi tabirler var. Şimdi buraya verdiği vakit insan burada minnet edemiyor. Niye? Devlete ben vergi verirken devlete minnet edemem ki. Devletin zaten bana yüklediği bir yüktür, bir vasfedir, benim için bir borçtur, bir yükümlülüktür yani şimdiki tabirle. Dolayısıyla zekat, zekat bu noktada ne olmuş? minnetsiz, ondan sonra şefkatle, merhametle insanların, insanlara Allah namına sahip çıkmanın ismi olmuş yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kendi verdiği malından, kendi istediği kullarına, yerlere onların dualarını kazandırsın diye zenginlere, varlıklı insanlara tesis ettiği rahmetiyle, hikmetiyle tesis ettiği bir müessese. Şimdi zekatın olduğu yerlere bak. Yani bir analiz ediyoruz. Zenginler merhametlidir. Şefkatlidir. Hikmetlidir. Kibirli değildir. Gururlu değildir. Niye? Allah bana ihsan etmiş. Baktığımız vakit yine aynı yerlere, yani avam dediğimiz alt tabakaya, bunlar minnetsizdir. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Zekatınız varsa ben bunu tarifim diyor. Ya da onun bile senin kapına gelmeyecek şekilde senin onları takip etmen gerekiyor. Nasıl ki vergi dairesine gidiyor o da filan yerde bir zat var. Filan yerde bir ihtiyar kadın var torunlarıyla çocuklarıyla gariban bir şekilde imkanları yok. Ben gidip onlara Allah'a vereceğim diyelim. O ödeneği, o vergiyi, borcum çünkü, vereyim diyecek adam. Oğlum, ne oldu şimdi burada? O garibanlar buna dua edecek. Bu da onlara minnetsiz bir şefkatle yaklaşıp gidecek yani. Hatta baktık ki zekatı 10 lirayken ama maddi durumları çok sıkıntılı. Bu kendisi artık sadaka adı altında, adak adı altında, nezir adı altında, bağış adı altında neyse hangi niyetle bu manada gidip onlara devamlı verecek. Onlara verdikçe onun şefkat hisleri kabaracak. Onlar bundan aldıkça ona karşı dua hisleri artacak. Şimdi üstadımız bir yerde bir ifade kullanıyor. Şu andaki insanlar arasında, insanlık içerisinde ne kadar ihtilaller varsa, keşmekeşler varsa, sınıf kavgaları varsa, perişanlık varsa bunun diyor sebebi ikidir diyor. Birisi sen çalış ben yiyeyim. İkincisi, ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Bak iki kelime. Bu müthiş bir analiz bu yani. Sen çalış ben yiyeyim ifadesi faizin ifadesidir. E yani ben bende para var, sende güç var, emek var. Al sana para, git çalış. Sen çalışıyorsun, ter döküyorsun. Ben kendi paramın burada gücünü kullanıp senin bütün emeğini sürük gibi yemiyorum. Değil mi? Peki İstanbul'a nasıl çare bulmuş? Faiz haramdır. Yapamazsınız bunu. Karzı hasen vardır. Değil mi? Karşılıksız borç. Ortaklık vardır. Ver. Kar zarar ortak. Ha. İkinci kelime Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Yine İslamet buna çare bulmuştur. Sen bana ne diyemezsin. Komşusu aç yatan bir insan bir mümin bizden değildir. Yani o sıfatı mümin bir sıfatı değildir. Yoksa İslam'dan çıkmış diye bazıları yorum yapıyor. İmandan çıkmış o değil. Yani bu sıfat, bu his Müslüman sıfatı ve hissi değildir demektir. Peki bu ifadeyi içtimai hayattan, sosyal hayattan koparıp kal etmek diyoruz biz buna. Kal etmek. Yani kökünden söküp atmak. Bunu kim yapıyor? Zekat yapıyor. Artık bana ne diyemiyorsun. Her vakitte özellikle Ramazan'da bizde örf olmuş. Yani her vakitte verilir zekat. Oturuyor bir Müslüman, benim ne kadar malım var, ticari malım, işte şu malım, bu malım neyse, onunsa para cinsinden değerler varsa, kendi borcunu çıkardıktan sonra kendi kalan malını ondan sonra en az 40'ta bir. Niye? Çünkü 40'ta bir asgaridir yani. Hatta toplumda ne diyorlar? Cimrinin zekatıdır diyorlar. Ya bunun üstte sınır yok. Kendini sadakaya muhtaç bırakmayacak, ayet-i kerime olduğu için söylüyorum. Muhtaç bırakmayacak miktara kadar sen zekat, sadaka, teberrü verebiliyorsun. Ne oldu şimdi burada? İşte bu ifade geliyor. Hadis-i şerif bu. Zekat, İslam'ın kantarası yani köprüsüdür. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bakara 270-279. ayetleri var. Daha doğrusu 275'ten başlıyor. 275, 276, 277, 278, 279. Ne diyor bu ayet-i kerime? İki tane ayet-i kerime. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve eğer mümin iseniz geri kalan faizi terk edin. Faizi haram kılan ayetler bunlar. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Bakın. Şirk zaten o Allah'a savaştır. Onu bir tarafa bırakalım. Amel olarak söylüyoruz. Amel olarak söylüyoruz. Amel olarak baktığın vakit Cenab-ı Hakk'a ve Resulüne savaş açtınız ifadesi sadece faizde vardır. Yani Allah'la muharebe etmek. Ya bir insan düşün, Allah'la muharebe ediyor. Allah'a savaş açmış. Galip gelmesi mümkün mü? Aa işte. Ve yem hakullahu ribe ve bir sadakat. Allah ribayı, faizi ve faizin bütün çeşitlerini ne yapar? Mahveder. Ve sadakaları artırır, bereketlendirir. İkisi de riba olarak geçiyor. Enteresan. Yem hakullahu riba ve yur bis sadakat. Orada ve yur bis sadakat da kök olarak oradan geliyor. Birisi artırayım derken Allah mahvediyor riba. Birisi zahiren benim paramı azaltıyor. 100 lira varken 90 lira oldu. Allah onu da ne yapıyor? Bereketlendiriyor. Ve yur bis sadakat. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz sermayeleriniz sizindir. 100 lira beldin, 120 lira bekliyorsun, sermayelerin sizindir. Yani 100 lira senindir. Böylece ne haksızlık eder ne de haksızlığa uğrarsınız. Zulme uğramayın ve zulmetmeyin ayeti. Dolayısıyla bu manada baktığımız vakit, nerede bir zekat müessesesi varsa oradaki toplum manevi olarak huzurdadır. Ne zenginler fakirleri ezmeye çalışır, ne fakirler zenginleri mahvetmeye, ortadan kaldırmaya, beddua etmeye çalışır. Onlar onların devamlı duacısıdır. Ondan sonra veli nimeti olarak görüyor. Bunlar da bunları şefkate muhtaç ve bir dua makinesi, atölyesi, fabrikası olarak görüyor. Oldu mu? Dolayısıyla birbirlerine bu manada devamlı hürmet ve merhamet içerisinde ömür geçirdiler.